Selamlar hepinize. Şu an Kaplan School Edinburgh Şubesi'nin önünde Hilmi ile beraberiz. Merhaba merhabalar. Hilmi çok sağ ol. Bize vaktini önemli, ayırdın. Ne demek? Hızlıca sorumu soruyorum. Neden Edinburgh'a geldin? Edinburgh'ı seçtim. Çünkü burası... Evet, burada adaptasyon. Çok güzel. Burası çok tarihi mekanları olan, ben tarihi seven bir insan olarak çok tarihi mekanları olan bir yer ve ben biraz daha soğuk havaları sevdiğim için kuzey yerleri. Bugün o yüzden biraz, bugün biraz evet sıcak geldi ama Antalya havası senin. Evet, alışırız böyle havalara da ama. O yüzden seçtim. Peki neden Kaplan School? Çünkü benim geldiğim şirket, aracı şirketle oldum ve en iyi okul bu okul dediler. Biz de o yüzden seçtik. Sen 3 haftadır buradasın, evet. Memnun musun? Evet, çok memnunum, gayet güzel. Özellikle en iyi ve en kötü şey tarafları ne okulun? Okulun mu? Okulun ve şehrin. Okulun ve şehrin en güzel yanı, şehrin çok merkezinde bir yer okul. Her yere rahatça ulaşım var. Şehrin ulaşım sıkıntısı da yok. Ben gelirken tereddüt etmiştim ama gayet kolay ulaşabiliyorum her yere. Kötü sıkıntısı, hava her zaman değişebiliyor. Herhalde yani bugün güneşliyken yarın sağanak bile yağabiliyor. Hatta aynı gün içinde değişebilir. Evet, biraz kötü. O bütün İngiltere için geçerli bir durum. O yüzden çıkarken tişörtün, gömleğin, montun, şemsiyen, her şeyin yanında olması gerekiyor. Evet. Peki 3 haftada ne kadar fark etti İngilizce konusunda? 3 haftada gayet akıcı konuşmaya başladım. Ben geçen sene de başka bir şehre gitmiştim. İngiltere'de başka bir şehre. Evet, Canterbury'ye. Canterbury'le burayı nasıl kıyaslıyorsun? Burası daha iyi, daha büyük, daha İngilizce konuşmam için fırsat var. Yani bayağı akıcılaştı İngilizcem. Tavsiye de ediyorum eğer şey olacak varsa. Harika. Peki Türkiye'den gelecek olan arkadaşlara ne tavsiye edersin? Yani okul seçiminde neler yapsınlar yani? Genel fikrin ne? Yani okul seçiminde genelde böyle iyi okullar olması lazım. Daha iyi oluyor. Ortamda genelde daha az Türk olması daha iyi oluyor. Özellikle onu sorulması lazım bence. Bir de ben mesela host family ile kalıyorum. Aile yanında. Bunu seçerlerse arkadaşlar için daha iyi olur. İngilizcesini geliştirmesine daha yardımcı olur. Aileyle iletişimin oluyor. Onlarla sohbet ediyorsun. Maç izliyoruz akşamlar. Maç izliyoruz. Şimdi yiyoruz. Dünya Kupası var. Evet. Onu izliyorsunuz. Beraber yemek yiyorsunuz. Evet. Harika. Ne tür aktiviteler yapıyorsun gün içerisinde? Gün içerisinde bazı yerlere gidiyorum işte. Geçen gün Edinburgh Kalesi'ne gittim mesela. Bir sürü gezecek yer var burada da. Peki evdeki aile nasıl bir aile? Bize bir anlatır mısın? Ne yapıyorsunuz benim beraber? Benim ailem Texas'tan gelmişler 18 yıl önce. Ama gayet de yani İskoçlaşmışlar gibi. Çünkü İskoç yemeği de yapıyorlar. Amerikan tarzı da yapıyorlar ve gayet de konuşuyorlar. Bazı oda arkadaşlarım da oluyor. Onlarla da konuşma fırsatım oluyor. Gayet iyiler yani, tavsiye ediyorum. Peki ne kadar buradasın? 3 haftam daha var. Ya, toplam 6 hafta mı? Evet. Sen geçen sene de geldin. Evet. Bu sene de geliyorsun. Evet. Peki geçen sene de sene içerisinde buradan döndükten sonra sana ne hissettin? Ne faydası oldu mu buraya gelmenin? Tabii ki oldu elbet. Yani benim İngilizcemi daha gelişmiş hissettim ve buna nazaran da daha özgüvenli oldum. Okulda da gerek her yerde. Daha hızlandırabiliyorsun evet. Değil mi sene içerisinde? Ve oradan kalan arkadaşlarımla da hala sohbet içerisindeyim. Aynen. Yani konuşuyorum. Bu da gayet iyi oluyor. Vallahi seninle çok keyifliydi görüşme. Teşekkür ederim. Ederiz. Ben çok sağ ol. Sen de başarılar dileriz. Teşekkür ederim. Hilmi ile görüştük. Yani öğrenci arkadaşlarla mümkün olduğunca fikir almaya çalışıyoruz. Çünkü onların fikirleri bizim için çok önemli. Direkt sizler gibi onlar da aynı şekilde buraya geldiler. Hilmi de sohbeti çok keyifli bir arkadaştı. Çok teşekkür önemli ederim. Noktalara temas etti. Tekrar sizlerle görüşmek üzere.